Herkese merhaba. 29 Ocak akşamı Habertürk'te neler oldu? Sonrasında yaşanan gelişmeler neydi? Eğer sözüm kesilmese programda başka neler diyecektim gibi sorulara bugün cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. O akşam diğer akşamlarda olduğu gibi Habertürk izlemiyordum. Bir okurumun vesilesiyle programda canlı yayında adımın geçtiğinden haberdar oldum. Bunun üzerine Twitter'dan duyurmayı seçtim ki eğer programa beni bağlamazlarsa bunu da çok net bir şekilde tüm takipçilerime duyurabilmiş olmak için dolayısıyla Twitter'dan duyurdum. Bağlanmak istiyorum. Adım geçmiş. Hülya Köney'in programında diye. Fakat bağlanmadılar. Herhangi bir ses, mesaj vesaire de gelmeyince yine tweet attım. Haber Türkiye bağlamıyorlar şeklinde duyurdum. En son program artık bitecek. Saat bile 10 vardı yanılmıyorsam gece. Aradılar. Bunun üzerine bağlandım ve sanıyorum böyle genel geçer bir konuşma yapacağımı farz ettiler. E, fakat hiç öyle olmadı. E, birebir kendi geçmişlerinde neler olduğunu, benim ismimi anan İsmail Saymaz gibi gazetecilerin geçmişinde neler olduğunu ve bence en önemlisi Habertürk'ün FETÖ ile irtibatlarının 15 Temmuz gecesine dek devam eden FETÖ ile irtibatlarının ne olduğundan bahsettim. Açık açık isimleri verdim, tutuklananları söyledim ve Zaman Gazetesi'nden sonra en çok FETÖ'cü, üst yöneticinin bulunduğu yayın organı olduğunu belirttim. Tabii beni yayından aldılar, yaklaşık... Bir buçuk saat bekleyip dört dakika kadar konuştum yanılmıyorsam. Fakat yayın çok büyük ses getirdi. Çünkü genel geçer o dengeyi bozan bir unsur oldu. Bu kadar net bir şekilde ortaya koymak bu gerçekleri. Tabii arkamdan konuştu. İşte İsmail Saymaz ve Nihal Bengüsü arkamdan bir şeyler söylediler. Ya bu da ne kadar kendi karakterlerine yakışır bir iş yaptıklarını gösteriyor bence. Programın ertesinde çok büyük bir sosyal medyada da olay oldu, ana akım medyada da olay oldu bu. İlk savunmaya geçen Habertürk kanala da gazeteye de en son katılan ve bence bu açıdan biraz zayıf halkı olan Kemal Öztürk, bir savunma refleksiyle, belki biraz da göze girme refleksiyle kanalı savunmaya ve bana saldırmaya çalıştı. Tabii yine ismimi vermeye cesaret edemeyerek. Ben de kendisini alıntıladım ve çektiğim bir videoyla cevap verdim. Kendisinin bütün kariyerini AK Parti iktidarına borçlu olduğunu. Nasıl? Önce Bülent Arınç'ın, Bülent Arınç isminin altını çiziyorum. Hani nereden geldiğini, kimin referans olduğunda önemli olduğunu düşünüyorum insanlara. Bülent Arınç'ın önce danışmanı, sonra baş danışmanı, oradan başbakan olduğu dönemde, Başbakan Erdoğan'ın basın danışmanı ve Anadolu Ajansı'nın genel müdürü olduğundan bahsettim. Ve dolayısıyla hiçbir netameli dönemde nerede durduğunu, ne söylediğini bilmiyoruz Kemal Öztürk'ün. Fakat bu pozisyonlardan, makamlardan olunca, Anadolu Ajansı'ndan ayrılması istenince AK Parti'den 2015'te aday adayı oldu Kemal Öztürk. İlk defa istediği makama gelemedi. İlk defa istediği makama gelemeyince de hemen Yıllardır beraber mücadele ettiği arkadaşlarına da ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sırtını dönerek şu an sanki AK Parti kontenjanından olan bir muhafazakarmış gibi haber çıktı arzı endam ederek aslında hükümete vurma çalışmalarına devam ediyor. Zaten Habertürk böyle bir yer. Yani Habertürk'te birkaç tane vitrin mankeni, muhafazakar var. Onlar AK Parti'ye yakınmış gibi görünerek aslında devamlı hükümetin altına oymak, eleştirmek açısından. Burada hükümete eleştirebilirsiniz, muhalif olabilirsiniz ama bunu açıkça yapın. Yani mesela Davutoğlu başbakanlıktan alındıktan sonra koordinatör masasındaki görevli kişiye beni artık bundan sonra Erdoğan muhalifi olarak yazın diyen Nihal Bengisu'nun bu sözünü siz 2016'da duymuş olsaydınız Nihal Bengisu'yu Erdoğan muhalifi olarak dinleyecektiniz. Ama bugün baktığınızda mesela seyirciler Maalesef böyle bir yanılgı da var. Her başörtülüyü AK Partili sanmak gibi. Böyle bir kanıya hakim olmadıkları için onun söylediklerini de AK Parti'ye yakın cenahtan gelen bir sözmüş, o değerde bir sözmüş minvalinde ele alıyorlar. Bunlar tabii önemli detaylar diye düşünüyorum. Mesela yayından sonra AK Parti'ye seçim kaybettirenler hırslarını Habertürk'ten alıyorlar demiş hanımefendi. Ben telefonu tabii suratıma kapatıldıktan sonra tam da kendisine yakışır bir şekilde. Yani sanki sanırsınız kendisi AK Parti için çok büyük mücadele verdi. Gerçekten kendisini ortaya koydu, elini taşın altına koydu da AK Parti tırnak içinde seçim kaybetti. Hangi seçimden bahsediyoruz? Yani yerel seçimlerde AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın ezici bir üstünlüğü var. İstanbul, Ankara'dan bahsediyor herhalde sadece. Bu anlamda Nihal Bengisu'nun Zaten seçimlerde CHP'ye oy vereceğini söyleyen, ima eden bir sürü yazısı var. Duruşu bu yöndeyken bu sözü bana söylemesi aslında kendisinin ne kadar sinsi ve ne kadar izleyiciden o yanını gizleyen bir şekilde hareket ettiğini de bize kanıtlıyor diye düşünüyorum. Bernard Shaw'un sevdiğim bir sözü var. Şöyle diyor, domuzla dalaşa girmeyin diyor. Çünkü üstünüz başınız her yeriniz çamur olur ama işin kötüsü domuz bundan hoşlanır. Yani benim aslında bana yapılan saldırılara karşı bakışım genelde buydu bugüne kadar. Olabildiğince muhatap almamak, o seviyeye inmemek. Çünkü gerçekten seviyeleri çok düşük adına gazeteci denen insanlar var. O seviyeye inmemek, mevzuyu kişiselleştirmemek, fikirler üzerinden konuşmak. Eğer yazarsan argümantasyon yaparsın ve insanlara böyle ulaşırsın. Ama bu arkadaşlar her şeyi kişiselleştirerek, işte başka gazetecilerle dalaş yaparak ekmeklerini kazanmaya çalıştıkları için o akşam artık ben de bir dönüm noktası oldu, bardağı taşıran son damla oldu diyebilirim. Bu yüzden cevap vermeye karar verdim. Yayından sonra dediğim gibi Kemal Öztürk'ten bir yanıt geldi. Ertesi günü Fatih Altaylı, Haberçuk deyince işte akla gelen ilk isim, ekran yüzü olan kişi bir tweet attı. Ve Habertürk'ün 2009 yılında yeni kurulduktan sonra Habertürk'te çıkan bir manşetten bahsetti ve dedi ki biz FETÖ'nün en güçlü zamanlarında böyle haberler yapıyorduk. Bir zamanlar işte yine kendine yakışan bir aşağılıkta devam etmiş cümle. Onu söylemeyeceğim. Küfür var çünkü içerisinde. Fakat tabii ki bu manşeti ya da haberin linkini verememiş Fatih Altaylı. Sadece caps olarak manşeti verebilmiş. Ben de cevap verdim. Fatih Altaylı sizce neden haberin linkini değil de caps'ini yani fotoğrafını paylaştı? Çünkü Fethullahçı terör örgütüne yönelik eleştirel olan o haber üzerine Zaman Gazetesi'nde anında bir editoryal yayınlandı ve Haber Türkiye yönelik aba altından sopa gösteren diyelim bir dille uyarıldı. Dedi ki o editoryal, zamandaki editoryal, medya yeni adım atan Habertürk gazetesinin daha şimdiden bu tür operasyonel girişimlere çanak tutması, Balbay günlüklerinde yer alan darbeci paşaların, paşam, ciner bizden yana, biz kuşatmayı yardık iddialarını akla getiriyor. Zamandaki editoryal direkt Habertürk'ün patronu Turgay Ciner'i hedef alıyordu. Ne oldu editoryalden sonra? Habertürk internet sitesinden bu haberi kaldırdı. Hatta bu haberi diğer sitelerde de bulamıyorsunuz. Sanıyorum ricacı olup ya da başka yollarla diğer sitelerden de büyük çoğundan bu haberi kaldırmışlar, sildiler. Sadece o caps kalmış kala kala ellerinde. Ve Fatih Altaylı da o caps'i paylaşıyor. Ve Habertürk o gün, aynı gün, haberini sildiği gün bir özür de yayınladı. Yani lütfen bize kızmayın, bir yanlış yaptık ama affedin minvalinde açıklanabilecek bir özür de yayınladı Fethullahçılara. Ve dolayısıyla Fatih Altaylı'nın geçmişte yapılan bir haber ve sonradan sildikleri üzerine de özür diledikleri bu haber üzerinden Fethullahçılarla en çok ben mücadele ettim diye kendini ortaya atması gerçekten oldukça gülünçtü. Fatih Altaylı'ya tweetini sildirmiş olduk böylelikle. Tabii ilginç bir şey Habertürk o gece yayın akışını da değiştirdi benim programa katılmamdan sonra. Programın tekrarı biliyorsunuz veriliyor. Programın tekrarını vermedi. Yine ilginç bir şey. Pazar akşamı da normalde masa kurulur. işte altı konuklu programlar, tartışma programları olur. O akşam Kübra Par'ın karşısına işte FETÖ'den mağdur olmuş bir emekli tüm amiralimizi çıkarıp FETÖ'yle mücadele konuştular ve sonra yine yayın akışlarını değiştirdiler. Ertesi sabahta o programın tekrarını bu sefer koydular. Böyle ilginç gelişmeler oldu Haber Türk cephesinde. Başka henüz halen bana cevap verebilen olmadı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz da biliyorsunuz arkamdan atıp tutmuş olan kişi kendisi. Bana sen kimsin demişti programda. Ne ekmezse bir saat önce de adım anıyordu yani. Benim üzerimden bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Sonra da kendi gerçekliğini ben yüzüne vurunca sen kimsin diyor arkadaş. Kendini anlatmaya başladı. Ben kim miyim? Ben şunları yaptım. Ben bunları yaptım. İşte şimdi size biraz İsmail Saymaz kim? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle bana tarafın tetikçisi diyen İsmail Saymaz'dan başlayalım. Şimdi Tarafın tetikçisi dedi bana biliyorsunuz. Ben Taraf Gazetesi'nde kurulduktan sanıyorum 2 yıl sonra oluyor. 2009'da yazmaya başladım. 1,5 yıl yazdım Taraf Gazetesi'nde. Şubat 2011'de ayrıldım. Ve haftada bir gün yazan bir köşe yazarıydım. Herhalde toplasanız binaya 3-5 defa falan gitmişliğim vardır. Dolayısıyla o bahsettiği türden tarafın tetikçisi olacak türden bir insan hiçbir zaman olmadım. Kendi doğru bildiğimi köşemde yazdım. Şimdi gelelim İsmail Saymaz'ın tarafın tetikçisi tırnak içinde kendi ifadesiyle tarafın tetikçileriyle ilişkisine. Mesela tarafın tetikçisi dediği Tunca Yopçin var ya da tarafın tetikçisi dediği Yıldıray Oğur var. Mesela Baransu'nun askerde olduğu günlerde evrakları getir götür işlerine Yıldıray Oğur bakıyormuş diyor bir tweetinde. Ya da Balyoz haberini yazan Baransu içeride, Baransu askerdeyken evrak dağıtımını yapan Tunca Yopçin firarda, getir götür işine bakan Yıldıray Oğur iktidarda yazmış. Yine başka bir tweet'i. Savcının yazamadığı Dündar iddianamesini köşesinde Yıldıray Uğur yazıyor. Kanımca karşı balyoz davası için savunmasını yazsa daha isabetli olur. Ancak Yıldıray Uğur biraz dürüst ve haysiyet sahibi ise yazısında kendisi ve arkadaşlarının bu konuda ne yaptığını ve yazdığını da yazardı. Bunlar 2016 yılından tweetleri. Sonra ne görüyoruz? İsmail Saymaz Tunca Yopçin'le beraber kapatılan IMC televizyonunda programa katılmışlar. Başka ne görüyoruz? Yıldıra Yoğur'un TV5'teki programına defalarca katılmış. Hatta işte beraber sarıldıkları pozları falan var. İsmail Saymaz bana cevap olarak Yıldıra Yoğur'la Elif Çakır'ın da programına katıldı bu arada. Orada verdiği cevapta ya işte niye eskileri karıştırıyoruz? Herkes geçmişinde farklı şeyler söylemiş olabilir. Bu artık bir süre kavına dönüştü falan demiş. E, tamam da İsmail bunu yapan sensin. Bunu başlatan sensin. Benim adım üzerinden bu tartışmayı açan sensin. Ayrıca hani ava giderken avlandın da şimdi mi adı süre kovu oldu bu işin? Yani çok inandırıcı gelmedi bana. Çok samimi gelmedi. Ama eğer tavrı buysa bundan sonra ben zaten söyleyeceğimi söylemiş oldum kendisiyle ilgili. Yine şundan da bahsetmeden olmaz. Bana tarafın tetikçisi diyen İsmail Saymaz. Yani Ergenekon operasyonunu destekleyen tarafı eleştiriyor bu anlamda. Ya da benim eski yazılarımı eleştiriyor. Kendisini parlatan gazete FETÖ'nün prensi olarak anılan Eyüp Can'ın çıkardığı genel yayın yönetmeni olduğu Radikal Gazetesi. Ve Radikal Gazetesi'ne baktığınızda da İsmail'in tam da Ergenekon sürecinde fetullahçıların işine yarayacak onların istediği söylemleri beraberinde getiren haberler yaptığını da görüyoruz. Mesela Ergenekon'un tetiği manşeti İsmail Saymaz haberi 2009 yılından bu haberde tam da Ergenekon'un silahlı bir terör örgütü olduğuna yönelik argümanlar savunuluyor. Ona yardımcı olan bilgiler var. Ya da Ergenekon'da aşk oyunu. Ergenekon sürecinde tahliye kararı veren bir hakimle alakalı yapılmış olan bir haber. Zaten İsmail Saymaz'ın kendi açıklamaları da var. Bu hususta sonradan ayıldım diyor. Yani özellikle İlhan Cihaner davasından sonra mevzuya daha fazla hakim olduğunu, doğru bir bakış açısı geliştirdiğini söylüyor. Ama tabii ki bunu hiçbir zaman başkalarına hak olarak görmüyor. Devam ediyoruz. İsmail Selmaz radikaldeyken çok radikal bir solcu kendisi. Mesela YPG terör örgütü lideri Salim Müslim'in oğlu vefat ediyor. Bu vefatla ilgili başsağlığı yayınlıyor. Twitter adresinde Kürt halkının başı sağ olsun bir liderin oğlu vatanı için can veriyorsa o hak mutlaka kazanacaktır diyor. Ya da yine radikal solcu arkadaş, şehit savcımızı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerle, DHKPC'lilerle röportaj yapıyor. Bu röportajı Radikal'de yayınlıyor ve onlardan eylemciler diye bahsediyor röportaj içerisinde terörist kelimesini görmüyoruz. Bunu da altını çizeyim. Yine çok radikal solcu olduğu için TC girdabına düştük resmen diye bir tweet'i var. Bu TC insanların e, isminin başına TC koyma akımı vardı o sıralarda hatırlarsanız onunla ilgili. Bir Silivri dedik. Adının önünde ne kadar TC takısı olan varsa cevap verdi. TCNB diye bir tweet'i var. Son 3 tweet yani radikalde İsmail'in radikal solcu olduğu dönemden son 3 tweet. Biliyorsunuz o zaman Orak Çekiçli fotoğrafları var çünkü radikal solcu kendisi ama bugün Atatürk kalpağı takıyor. Neden? Çünkü sözcüde. de. İşte Atatürk kalpağı takan İsmail Saymaz'ın 2011-13 arasından tweetleri. Atatürk diktatördü ama gel gör ki ben ev taşıyorum. Benim büyük hatam filan yok hiç olmadı. Kendime de hiçbir zaman Atatürkçü demedim. Atatürk'e karşı çıkmak neden vatana ihanet olsun? Dolayısıyla radikaldeyken bu kadar yoğun bir solculuk kariyerinin ardından, anti Kemalist, anti Atatürkçü kariyerinin ardından aradan 7 yıl geçince Atatürkçü Sözcü Gazetesi'nde tamamen Mustafa Kemal'in izinden gidiyoruz şeklinde bir pozisyon alıyorsan özellikle çözüm sürecinden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benimsediği politikaları şahsen benimsemiş olan ve savunmuş olan yani aynı çizgiyi hiç bozmamış olan bana gerçekten söz söyleme hakkım var mı? Bunu merak ediyorum. Tabii bir de İsmail'in özellikle işte Ergenekon sürecinde önce FETÖ lehine, sonra FETÖ aleyhine fakat 17-25 Aralık'tan sonra tekrar FETÖ lehine dönen bir pozisyonu var. Neden FETÖ lehine dönüyor pozisyonu? Malum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı antidemokratik yollardan devirmelerini bekliyorlar. Emin Çöleşan'ın Sözcü Gazetesi'nde bunu açıkça dile getirdiği gibi ''Cemaat bizim yapamadığımızı yaptı.'' diye bir yazı bile yazmıştı biliyorsunuz. Şimdi size biraz da o tweetleri hatırlatayım. Ekranda görüyorsunuz, işte Ekrem Dumanlı'yı savunmuş, Samanyolu grubunu savunmuş, Bankasya'yı savunmuş. Fethullah Gülen'in beddua ettiği için yargılanmasına karşı çıkmış. Fethullah Gülen'e yöneltilen suçlamalar densiz bir manken eskisi diyerek aleyhine konuşmuş. Kanal Türk'ü savunmuş. Yani savunmadığı FETÖ'cü organizasyon, FETÖ'cü gazete, FETÖ'cü oluşum kalmamış gibi bir durum ortada. Olay buradayken Mesela beni 2010'da çıkan bir yazım üzerinden eleştirmeye çalışıyor. FETÖ meselesinde devlet Ocak 2015'te FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımladı. Bu tarihten önce benim 2 yıl önce başlayan mücadeleme bu anlamda hiçbir şekilde hayal getirebilecek, leke sürecek insanlar değilsiniz. Çünkü siz darbeye kadar yine FETÖ'yü savundunuz. Yani bir ahlaki üstünlük iddia edebilmeniz için en başta sizin FETÖ'yü her zaman karşınıza almış olmanız, FETÖ ile hiçbir zaman böyle bir savunma ilişkisi içerisine girmemiş olmanız gerekirdi. Eğer bu doğru olsaydı belki bir ahlaki üstünlük taslama imkanınız olurdu. Fakat baktığınızda ne görüyorsunuz? Örneğin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. 2012 yılından beri Kemal Kılıçdaroğlu yargıda işte emniyette bir FETÖ yapılanması olduğunu düşünmüyorum diye açıklamaları var. Siz örnek de verebilirim. Mesela Ocak 2012'den bir açıklaması var. Katıldığı televizyon programında yargıda cemaat kadrolaşması var diyemem diyen CHP lideri. Ama biz FETÖ'yü desteklemiş oluyoruz öyle mi? Ya da yine devam edelim. Bu arada bu açıklamasından bir hafta kadar sonra FETÖ'cüleri CHP'de de ağırladı Amerika'daki bir FETÖ organizasyonunu. Yanılmıyorsam CHP'nin sitesinden de bu toplantı silindi. Yine bir ay sonra 11 Şubat 2012 bu sefer yani Hakan Fidan'a, MİT müsteşarına ve diğer Mit mensuplarına yönelik FETÖ'cülerin yaptığı o darbe girişiminin 4 gün sonrasında 11 Şubat 2012 diyor ki Kılıçdaroğlu yargıda cemaat kadrolaşması iddialarını yalanladı. Yargı içinde böyle şöyle kadrolaşma vardır demeyi ben şahsen doğru bulmuyorum. Diyen kim? CHP lideri Kılıçdaroğlu. Siz mi FETÖ'ye karşı mücadele ettiniz de bize ders vereceksiniz? 2 ay sonra Nisan 2012. Kılıçdaroğlu. "Poliste veya yargıda camianın hakim olduğuna dair görüşler var. Ne diyorsunuz?" diye sorulduğunda "Elimizde böyle bir veri yok." Ben bir belge görmeden anlatımlardan yola çıkamam. Benim bir şeyi dillendirmem için bir kaynak, bir belge olması lazım. Yani Kılıçdaroğlu ana muhalefetin lideri bunları söylemişken, "Fethöyle mücadele konusunda AK Parti'ye herhangi bir şekilde ahlaki üstünlük taslayacak en son parti CHP'dir. Bizlere ahlaki üstünlük taslayacak en son gazeteciler" CHP'ye yakın gazetecilerdir. Yine Habertürk'le ilgili bir şey anlatayım. Habertürk'e o zaman sabit konuk olarak katıldığım bir program vardı. Salih Tuna'yla birlikte. O programda 4 konuk vardı değişmez. 17-25'ten sonra bir gün FETÖ'nün prenseslerinden Nevval Sevindi paraşütle stüdyoya indirildi. Bir geldik, Nevval Sevindi var. Yayına 5 dakika. Girelim mi dedik? Girelim bari dedik. Ama yayında Nevval Sevindi tamamen FETÖ lehine tabii ki. Bir provokasyon yaptı, ağza alınmayacak. Gerçekten aşağılık bir dille konuştu. Yani mesela bana gargara yapma dedi canlı yayında. Yani böyle bir insan müsveddesi ve o yayını Salih ile biz terk ettik ve o gün itibariyle haberçükten istifa ettik. Yani dolayısıyla 15 Temmuz'da ben köprüdeydim. 15 Temmuz'da attığım sabit tweet ve saat daha gece 12 bile olmamış yani 11:45 sularında tankın üzeri hapis veya mezar bu ülkeyi siz FETÖ'cü pisliklere bırakmayacağız diye yazmış bir insanı en son FETÖ'cülükle suçlayacak olan sizsiniz. Siz bize hesap soracakmışsınız öyle mi? O işler öyle kolay değil. Meydanı da bu şekilde size serbest bırakacak. Hani bu köyü değneksiz saydınız, sanıyorsunuz herhalde böyle attırıp duruyorsunuz devamlı arkamızda buna izin vermeyeceğiz. Şahsım adına konuşuyorum. En azından ben izin vermeyeceğim. Şimdi gelelim bana atfedilen işte bazı tweetlere. Mesela bir tane örnek gösterilen tweetim var. İşte sarı kırmızı yeşil yazmışım. Herkes diyor ki PKK destekçisi ya da işte PKK için yazın. Gerçekten cehaletle açıklanabilecek bir şey. Sarı kırmızı yeşil tweet'im hatırladığım kadarıyla o kadar eski tweet. Yani o zaman ne bağlamda yazdığımı hatırlamıyorum ama benim hatırladığım kadarıyla şuydu mevzu. TRT Şeşte bir program var. O zaman TRT Kürdi değil adı. Yani Kürtçe yayın yapan devletin kanalı. Bir gündüz programında e, mutfakta yemek yapılıyor ve orada işte limon, domates, salatalık bir tabakta yan yana gelmiş. Bu sarı kırmızı yeşile bir göndermeymiş diyerek bunu bir skandal olarak veren haber kanalları vardı. Yani bu çok saçma bir tepkiydi. Ama ülkemizde maalesef hatırlarsınız 90'larda başka saçmalıklar da yapıldı bu hususta. Yani mesela bölgedeki trafik ışıkları değiştirildi sarı kırmızı yeşil diye. Yanılmıyorsam sarı kırmızı mavi yapıldı trafik ışıkları. Hani böyle şeyler yaşandı ve şu şunun altını çizmek önemli. PKK nasıl bütün Kürtleri temsil etmiyorsa sarı kırmızı yeşil de PKK'yı temsil etmiyor. Yani sarı kırmızı yeşil dediğiniz şey sizin Kürtlerin bin yıldır benimsediği yerel renkleri. Nitekim bugün başbakanlık döneminde başbakanlıkta ya da cumhurbaşkanımız döneminde cumhurbaşkanlığında ağırlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi temsilcileri olursa onların bayrağı konuluyor ve o bayrakta sarı kırmızı yeşil var. Çünkü Kürtleri temsil eden renkler olarak düşünülüyor bu renkler. Dolayısıyla o tweetin PKK sempatizanlığıyla vesaireyle asla ilgisi yok. İkinci yine bana yöneltilen suçlamalardan birisi. Türk ordusu peygamber ocağı olarak görmediğime dair söyleniyor. Şunu yine akıllarda tutalım. Türk ordusu peygamber ocağı olarak neden düşünmüyordum acaba? Acaba Allah isminin yasaklı bir yer olmuş olmasına olabilir mi? Yani o dönemler. Allah demek yasaktı TSK'da. Ancak Tanrı diyebilirdin. O şekilde dua edebilirdin. Yani bırakın Hazreti Peygamber'in sallallahu ve sellem isminin anılmasını Böyle bir durum söz konusu. Ya da mesela şundan olabilir mi? Asker annelerinin başörtüler diye yemin törenlerinden zorla çıkarıldığı bir ordu söz konusuydu. Ya da mesela şundan olabilir mi? Askeriyenin hastanesine Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan gittiğinde başörtülü diye alınmayan bir ordu söz konusuydu. Hatta size madem kişisel tarihimden bir anekdot anlatayım. Gazi olan Eniştem ameliyat oldu Gatada. Ziyarete gittik. İşte iğnelerini çıkar. işte başörtünü de şöyle bağlarsan girebilirsin falan dendi bana ve ben de girmedim. Sonra eniştem o ameliyatın ertesi günündeki haliyle benim geldiğimi ve alınmadığımı duyunca adamcağız otoparkın e, oraya indi ve biz parmaklıklar arkasından Görüşebildik kendisiyle. Yani böyle bir yerde. Dolayısıyla benim e, o dönem Peygamber Ocağı olarak nitelendirmemi belki siz yanlış buluyor olabilirsiniz. Ama benim o dönemki hissiyatım buydu. Bugün kesinlikle farklı bir yerdeyim çünkü bugün Türk ordusu çok çok farklı bir yerde. Bugün Türk ordusunda artık biraz önce bahsettiğim gibi İslam karşıtı saçmalıklara yer yok. Yani ülkesiyle milletiyle barışmış bir ordu söz konusu özellikle 15 Temmuz'dan sonra ordumuzun Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da kardeşlerimizin topraklarını özgürleştirmesindeki rolünü bilip ya da Somali'de yaptığı hizmetleri görüp herhangi bir şekilde antipati duymak mümkün değil. Fakat bugün Türk ordusuna satılmış diyen milletvekilleri CHP'deyken tutup da bana 11 yıl önceki bir tweet üzerinden laf edemezsiniz. Yine diyorum, sizin ahlaki üstünlüğünüz yok. Siz askere sarayın askeri diyorsunuz ya. Polise sarayın polisi diyorsunuz. Kaymakama militan diyorsunuz. Ama ondan sonra Demirtaş'ın ne suçu var diyorsunuz. Siz bana ders verebilecek en son kişisiniz. Bu e, sosyal medyada yayılan tweetler içerisinde beni en çok rahatsız eden, ve yanlış bir biçimde ifade ettiğim tweet, bu e, Türk-Kürt Savaşı diye adlandırdığım e, tweet, bunu ben o zaman Twitter ilk defa kullanmaya başladım. Başında da e, başka bir hesap yazıyor. Birisine mesaj attığımı sanarak yazdım. O anda o aralar daha diye mi çözmemişim? O kişiye mesaj attığımı düşünerek yazdığım bir şey ama yine de önemli değil. O dönem bu hususta yanlış düşünüyormuşum. Yani bunu Türk-Kürt savaşı diye görmek yanlış bir mantaliteydi. Belki bir taraftan 90'larda olanlar, bir taraftan o dönemin konjonktürü, bulunduğum işte üniversitede etkilendiğim söylemlerden olabilir. Sebebini inanın şu an tam bilmiyorum ama o zihniyetin yanlış olduğunu burada açık gönüllülükle söyleyebilirim. Hele bugün geldiğimiz noktada Asla asla böyle bir durum olmadığını, PKK'nın Kürtlere en büyük zulüm uygulayan terör örgütü olduğunu da söylememiz gerekiyor. Bu Türkiye'de de böyle, örneğin Suriye'de de böyle. Suriye'de YPG'nin ortaya çıkışı bütün diğer farklı görüştüğü ki Kürtleri öldürerek oldu. Nitekim Türkiye'de PKK'nın ortaya çıkışında da ve sonraki süreçte yaptığı saldırılarda da, işte bugün Diyarbakır annelerinin, çektiği sıkıntılarda da gördüğümüz gibi böyle bir durum söz konusu. Dediğim gibi birisine özel mesaj olarak attım sandığım o tweetten ötürü bugün önüne gelip de kalbi kırılan varsa onlardan da özür diliyorum. Helallik istiyorum. Yine söz konusu tweetlerimden bir tanesi de devleti seri katil dediğim söyleniyor. Aslında bu Hrant Dink'in oğlunun katlinden sonra yazdığı yazılardan birisi. Onun başlığı. Ben de bu yazıyı okuyup da başı öne eğilmeyen yoktur herhalde yazmışım. Kendime ait olan kısım o. Şu orada anlatılan da. Hrant Dink öldürüldü. Hrant Dink'den önce zirve yayın evi bir katliam olarak gerçekleşti. Raip Santoro cinayeti var. Tüm bunlarda devletin içerisinden bir aymazlık, ihmal ya da belki direkt müdahale söz konusu. Ve devlet eğer burada bunları ortaya çıkarmazsa katilleri koruyor anlamına gelen bir yazı. Burada Arad Dink'in başlığını paylaşmış olmama belki bir tepki gelebilir. Ben zaten bu başlık dışında derin devlet kendim hep yazıyorum. Bu tweetten yola çıkarak beni CHP'nin il başkanıyla aynı yere koyuyorlar. Neden? CHP'nin il başkanı da devlet seri katil diye tweet atmış. Dediğim gibi Arad Dink'in yazısını paylaşmıştım ben sadece. Peki CHP'nin il başkanı ne için atmış bu tweet'i? Berkin Elvan'ın ölümü üzerine kendisi yazmış bu tweet'i bu şekilde. Peki CHP il başkanı başka neler yapmış? MLKP'nin kurucusuna, komutana bin selam diye tweet atmış. Yani terör örgütü MLKP'nin kurucusuna bin selam yolladığı ve ona komutan olarak hitap ettiği tweet'i var. Ya da elime makineli tüfek alıp Soma'ya ve hatta Ankara'ya gitmek istiyorum dediği tweetleri var. Yine hatırlayın 6-7 Ekim'de halkı sokağa çağıran tweetleri var. Ama 15 Temmuz'da devletini savunmak için sokağa inen millete de maalesef hakaret eden, onları aşağılayan ve sanki katil onlarmış, suçlu onlarmış gibi yansıtan tweetleri var. Yine şunu da hatırlatmak lazım Kaftancıoğlu deyince. Kendisinin yönettiği CHP İstanbul il yöneticileri örneğin PKK'lı Aysel Koç'un cenazesine gitmişti. Herhalde kendisinden habersiz olmamıştır. Ya da yine aynı şekilde DHKPC'liler Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit ettiklerinde de o gün attığı tweetlere bakarsanız yine kendisinin katilleri savunan bir noktada olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla aramızda Dağlar kadar fark var. Ayrıca şöyle farklar da var. Mesela CHP'li Gürsel Tekin PKK'nın kanalına çıkıp röportaj verebiliyor. Ya da PKK ile başları e, CHP'ye açıktan o isteyebiliyor. Ya da e, sihalarımız PKK'lıları vurunca CHP'li Sezgin Tanrıkulu çıkıp aslında onlar sivil piknikçilerdi diyerek devleti e, katliam yapmakla suçlayabiliyor. Ya da İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na bütün aklınıza gelen CHP'liler, işte Demirtaş'ı alkışlıyorum, Demirtaş neden içeride, Demirtaş aslında suçsuz ya da suçu ne gibi açıklamalar yapıyorlar. Ya da CHP Suriye konferansı yapıyor ve YPG ile barışalım mesajı veriyor. Ya da uzun süre CHP'lilerden YPG terör örgütü demediklerini, YPG vatan savunması yapıyor dediklerini duyuyoruz son yakın zamanlara kadar. Ya da CHP'li Bekeroğlu Suriye'de PKK'ya karşı mücadelemizi aslında oraya TOKİ konutları yapmak için giriyorlar diye ordumuzu suçlayabiliyor. Ya da CHP'li Tanrı YPG ABD korumasından mahrum kalacağı için karanlık günler bizi bekliyor diye açıklama yapabiliyor. Ya da HDP'li milletvekillerinin meclis kürsüsünden CHP ve İYİ Partililere dönüp oturduğunuz koltukları bize borçlusunuz diye racon kestiği bir durum söz konusu. Ya da HDP'li milletvekillerinin yine biz seçimde ittifak yaptık ama bu ittifakı gizli yaptık artık bu ittifakı gerçeğe dönüştürelim her şeyi halka açık yapalım diye söylediği sözleri var. Ya da eski HDP'li milletvekili Sırı Süreya Önder'in Yeri gelince işte bize gelip danışıyorlar İyi Parti ve CHP için diyor. Nereye hangi adamı koyalım, ne yapalım? Ama yeri gelince de PKK ile HDP bir aradadır diye Akşener'in açıklamasına tepki gösterdiği sözleri var. Tüm bunlar bu sandık ittifakları, PKK'ların verdiği siyasi destek, sizin CHP'li vekillerinizin Gamze İlgezdi, Akkuş, Sezgin Tanrıkulu bunların PKK'ların cenazesine gitmesi söz konusuyken siz nasıl olur da AK Parti'ye yakın diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunuyor diye bazı yazarları bu şekilde suçlayabilecek yüzü kendinizde bulabiliyorsunuz. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Ne diyorlar bana? FETÖ'ye şiir yazdın. Bu bahsedilen yazı 2010 yılında çıkmıştı. Şöyle bir cümle bahsettikleri de yani FETÖ'ye metiyeler düzen şiir yazdı dedikleri mevzu. Dağlarına bahar geldi memleketimin, Gülen de görse bu güneşi Ahmet Kaya'da diye devam ediyor. Yani bunun neresi FETÖ'ye, Metiye? Gülen'in Türkiye'ye gelmesinden bahsediyor. Bahsettikleri yazı. Dolayısıyla buradan bir slogan yaptılar. FETÖ'ye şiir yazdı anlamında ve bu şekilde vuruyorlar. Ama zaten meslekleri bu. Yani bir şeyleri çarpıtmak üzerinden, 25-26 yaşında yazdığım daha bazılarını yazar bile değilken yazdığım cümleler üzerinden bana vuracağınıza bugün devletinizin yanında durmayı deneseniz nasıl olur? Bugün FETÖ'yle mücadelede, bugün Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan mücadelesinde, bugün Azerbaycan'da Karabağ mücadelesinde MİSK grubunu, Rusya'yı, Amerika'yı, Fransa'yı masaya çağıracağınıza devletinizin ordunuzun yanında dursanız ne olur? ne kaybedersiniz? Suriye'de PKK ile mücadelede Afrin merkeze girmeyelim diye korkakça açıklamalar yapan genel başkanınız yerine aslanlar gibi yapılan operasyonların, harekatların arkasında dursanız ne olur? Bugün sihalarla dünya askeri literatürüne giren işler başarmışken, savunma sanayini %70 yerleştirmişken, bu gelişmeleri görmek yerine bize Uganda'yı, Küba'yı örnek göstermeseniz ne olur? Okurlarıma şöyle bir mesajım olacak bu eskilerden bahsederken. Bir yazar için halktan sövgü almak ne kadar belirleyici olmaması gerekiyorsa övgü almak da aynı şekilde benim için. Çünkü eğer halkın ne dediği beni yönlendirirse, bu tek ölçüt olursa hak bildiğimi yazmaktan geri durabilirim o yüzden burada yaptığım açıklamaları da bu minvalde alın yani e, eski tweetlerimin bazılarından ötürü ki burada açıklamalarını yaptım bu eski tweetler 17-25 Aralık sürecindeki duruşundan sonra FETÖ'cüler tarafından arşivimden çekilerek çok eski zamanlara ait olan şeyler Bağlamından koparılmış, işte o sarı-kırmızı-yeşil tweetinde olduğu gibi ya da Fethullah'la alakalı cümleyi alıp Fethullah'a şiir yazdı, yani Türkiye'ye dön imasını Fethullah'a şiir yazdı diye vermeleri gibi bağlamından koparıp karalamak, hedef göstermek ve yıpratmak için, susmamız için yapılıyor bunlar. Ben gerçekten elimden geldiğince, kalemimle, dilim döndüğünce burada bir mücadele veriyorum. Bu mücadelede yani bir yandan iki çocuk yetiştirip bir yandan bu mücadeleyi vermek, hayatın her alanına yetmeye çalışmak zor ama elimden geldiğince yetmeye çalışıyorum. Bu açıklamaları da şu yüzden yaptım. Bu açıklamaları herhangi bir şekilde bana iftira atanlar ya da o kötü niyetlilere yapmadım asla. Bu açıklamaları beni takip eden, Hile Hanım bu neydi acaba? Ya da şu ne anlama geliyor acaba diye soran okurlarım için yaptım. Çünkü sadece onlara bu açıklamayı borçlu olduğumu düşünüyorum. Kendim bu geçtiğimiz süreçlerin hepsinde yani en son 15 Temmuz bence bir milat insanların nerede durduğunu görmek için karnımda bebeğimle ben köprüde eşimle beraber bulundum. Tweetlerle işte görüntülerle sonra katıldığım yayınla elimden geleni yapmaya çalıştım. Ne yapsak az. Ya çünkü neticede bu millet Erdoğan'ın liderliğinde çok tarihi bir mücadele veriyor. Bir dönüm noktasında Türkiye, bir yükseliş arefesinde Türkiye ve daha önceki videomda da dediğim gibi burada büyüyen bir çınar var ve bu çınarın gölgesine sığınan mazlumlar var. Bu çınara sırtını dayayan mağdurlar var. Onlara, şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize de borçlu olduğumuz bir mücadele söz konusu. Ben bundan sonra elimden geldiğince doğru bildiğimi, hak gördüğümü yazmaya devam edeceğim. Ve bu anlamda sizinle kurduğum ilişkiye de çok kıymet verdiğim için bu açıklamaları yaptım. Yoksa diğer beni suçlayan, kötü niyetliler gibi ki kendi geçmişlerini hatırlatınca gördüğünüz gibi hemen pıstılar, sesleri de çıkmadı. Onlara herhangi bir açıklama borçlu olduğum için değil. Son sözüm şu olsun. Haber Türkiye yine oradan başladık. Onunla bitirelim. Onlara çağrım da şu. Dediklerimde eğer bir iftira varsa, bir itibar suikasti söz konusuysa lütfen bana bugün dava açın. Şöyle hukuk karşısında gerçekleri masaya yatıralım, beraber görelim gerçekler neymiş toplumda görsün. İkinci çağrımda Habertürke daha önce iğnelediğim bir sözüm. Tek tek gelmeyin, topunuz gelin.